Merhabalar arkadaşlar. Karşımızda bir ee, grammar sorusu var ve bu grammar sorusunun ilk boşluğunda sadeleştirme, ikinci kısmında ise e, tense and verbal bilgimiz test edilmekte. İkinci kısma bakalım isterseniz ilk olarak çünkü iki virgül arası sıfat cümleciyi sadeleştirmesine atladığımızda uzun dönemli uzun vadeli saha deneyleri gösteriyor ki modern karbon salımları küresel ısınmayı durdurmak için yere depolanmak, kapatılmak, kilitlenmek. Yani ne zaman bunun cevabı yok. Eğer bunun cevabı yoksa past olmadığından ve tabi wouldnt have been locked aynı zamanda unreal bir durumdur. Unreal bir durumda söz konusu olmadığından bir kere bursa elenir ama diğerlerinin hepsi ikinci kısmı present olduğu için dururlar. İlk kısma geri döndüğümüzde yani sadeleştirme bölümüne Fiilimizin özel oluşu yani date fiili tarihi geçmişe uzanmak date back her zaman present simple tense kullanılır. Bu durumda e, present simple tense kullanıldığına göre zaman farkı söz konusu olamayacağından asla having dated ya da having been dated gibi have'lerin e, ortaya çıkıp e, zamanca önce gerçekleştirdiğini vurguladığı şekilde sadeleştirme olamaz. Aktif mi pasif miye baktığımızda ise date back zaten geçmişe tarihi uzanmaktadır kullanmak demektir. Pasif kullanılmayacağından da değil mi? Tarihi 1843 yılına kadar geçmişe uzanan deneyler diyeceğinden ne yapmalı? Pasif olan Bursa dated, denizi being dated elenmeli. Aktif olan C şıkkındaki datingin olduğu şık doğru olmalı. Cannot be locked ise ne anlamını verecek bize? kapatılamaz, kilitlenemez anlamını verecek. Hızlıca çevirsek şöyle söylüyor. Tarihi 1843 kadar geçmişe uzanan uzun vadeli saha deneyleri gösteriyor ki modern karbon salımları küresel ısınmayı durdurmak için yere kapatılamaz, kilitlenemez cevap C. Merhabalar arkadaşlar. İkili boşluğun olduğu bir bağlay sorusu var elimizde. Hemen cümleye baktığımızda çok önemli bir kelime extensive sıfatı bizi oldukça iyi yönlendiriyordu. Çünkü anlamca kattığı şey yoğun bir şekilde değil kapsamlı. Diyor ki araştırmacılar onların memelilerin kapsamlı bir database'ini veri tabanını kullandılar. Eğer veri tabanı kapsamlı bir veri tabanıysa bu ee, halen mevcut olan türleri içerir, yakın geçmişte yaşamış yüzlerce türü içerir ve homo sapienler e, dünya genelinde yayılırlarken nesli tükenen türleri içerir. Yani o zaman hepsini içeriyor. Bu durumda e, either or desek ya halen mevcut türleri ya da yakın geçmişte yaşamış olan yüzlerce türleri dersek kapsamını daraltırız. E başka ne olabilir? The more the more. the more the more. genellikle iki cümlenin başında yer alıp ee, ne kadar nokta nokta çok o kadar nokta nokta çok anlamını verir. Burada birbirine paralel olarak artan çoğalan birbirine etkileyen bir durum söz konusu değil. Bunu da eledim zaten cümle başında da boşluk yok. Es es kadar demek eşitlik anlatır. ortasına mutlaka adjective adverb ve miktar ifadeleri much many little few alması gerekir. Kadar anlamıyla bunu da eledim çünkü ortada az evvel sıraladığım listeden birisi yok. Neither nor desem anlam olumsuz olur arkadaşlar. Kapsamlı bir veri tabanı deyip sonrasında da ne hala mevcut türleri ne de yakın geçmişte yaşamış yüzlerce türü içerir dersem Hiçbirini içermediğini söylerim ki o zaman kapsamlı olmayan bir veri tabanı olur Nato Nibatoso ise sadece o değil aynı zamanda bu da anlamıyla anlamı pekiştirir Sadece şu türleri değil aynı zamanda bu türleri de içeren kapsamlı bir veri tabanını kullandılar Cevap Edirne Arkadaşlar merhabalar bir preposition yani edat sorusu var karşınızda. Güzel bir soruydu çünkü fokus odaklanma odak kelimesi yanına ne almalıydı on değil mi? Focus on, focus upon ya da bu durumda ya Adana ya da bu denizinin doğru olması gerekiyordu burada. İkinci kısma baktığımızda ise en etik diyor bir ahlak etiği isim. Öbür tarafta da kaynak kullanımı, tahsisi, faydalanılması ve koruması diye isimler var. İki isim arasında ne koymayı severiz arkadaşlar? of preposition'a. Yani bu durumda Adana doğru gibi görünüyor ki anlamı kontrol ettiğimizde doğru olduğunu göreceğiz. Netleşecek iyice ne diyor ki? E, koruma etiği ki onun esas odağı doğal dünyanın sağlığının sürdürülmesi üstünedir. Onun ormanlarının, balık alanlarının, yaşam alanlarının ve biyolojik çeşitliliğinin koruma etiği Nedir diyor? Ee, kaynak kullanımı, tahsisi, faydalanılması ve korunmasının eee etiğidir, ahlakıdır. Cevap Adana. Merhabalar arkadaşlar. Bir kelime sorusu, bir fiil sorusu var karşımızda. Cümleyi anlamaya çalışalım. Eğer mevcut koruma çabaları iyileştirilmezse o kadar çok memeli türünün nesli gelecek 50 yılda yok olacak ki doğanın ve şu anki biyolojik çeşitlilik seviyesine nokta nokta etmek için 3 ila 5 milyon yıla ihtiyacı olacak. Arkadaşlar doğanın şu anki biyolojik çeşitlilik seviyesine ne yapmak için 3-5 milyon yıla ihtiyacı olur? Recover iyileşmek, toparlanmak. Olabilir mi acaba toparlanmak için? Şu anki seviyeye gelmek, ulaşmak, hani belini doğrultmak toparlanmak için 3-5 milyon yıla ihtiyacı olacak. Aslında olabilir. Pozitif bir ifade sağlıyor. Exterminate yok etmek, ortadan kaldırmak uygun düşmezdi. Evanish yok olmak zaten eledim. Olumsuz olurlar. Impact etkilemek ama neyi etkilemek? Yanında nesne yok. Eledim. Reprezent temsil etmek yani şu anki biyolojik çeşitliliğe şuradaki tu da zaten çok uygun değil. Yani buna temsil etmek. Reprezent yanına doğrudan nesnesini alır değil mi? Bir şeyi temsil etmek diye. Bunu da eledim. E o zaman recover diyeceğiz galiba değil mi? İyileşmek, toparlanmak, kendine gelmek. Hani be, belini doğrultmak anlamında. Cümleyi bir kere daha çevirelim arkadaşlar. Diyor ki eğer mevcut koruma çabaları iyileştirilmezse o kadar çok memeli türü gelecek 50 yıl boyunca yok olacak ki doğanın şu anki mevcut biyolojik çeşitlilik seviyelerine iyileşmesi, toparlanması, kendine gelmesi için 3-5 milyon yıla ihtiyacı olacak. Bu arada çok güzel bir kalıp vardı, so nokta nokta dead kalıbı vardı arkadaşlar. Ortada da many diye miktar ifadesi vardı. Yani o kadar çok memeli hayvan nokta nokta olacak ki sonuç şöyle olacak dedik. Ona da dikkatinizi çekmek istedim. Merhabalar arkadaşlar bir bağlaç sorusu vardı ikili boşluğumuz söz konusuydu hemen cümleyi inceleyelim diyor ki araştırmacılardan oluşan bir takım bir ekip hesapladı neyi hesapladı türlerin hızlı bir şekilde yok oluyor olduğunu. Doğanın kendi içinde bulunan yerleşik savunma mekanizmasının evrimin değişimin yetişemediğini. Şimdi şunu görüyorum ben. Ortada bir adverb var, zarf var quickly, çabucak hızlı bir şekilde. İkinci boşluktan sonra ise elimizde bir cümle var. Hangisi bu kurguya uygun arkadaşlar şıklara baktığımızda sadece ve sadece C şıkkı. Soğudan sonra e, adverb gelmiş. Detten sonra da SVO var gördüğünüz gibi. Peki nasıl bir anlam katıyor? So nokta nokta Det yapısı şöyle bir anlam katıyor. Diyor ki türler o kadar hızlı bir şekilde yok oluyorlar ki doğanın kendi içindeki yerleşik doğasında bulunan savunma mekanizması değişim evrim yetişemiyor o kadar hızlı yok oluyor ki yetişemiyor doğru cevap C şıkkı şimdi so ile detin arasına ejective adverb much many little few gibi miktar ifadeleri gelebilir diğerlerine baktığımızda either or ya o ya o anlamını katar e, genellikle yanına işte either'ın yanında isim varsa orun yanında da isim ya da either'ın yanında fiil varsa orun yanında da fiil görürüz yani paralel bağlar both and de öyledir arkadaşlar hem o hem de o der ve yanına işte Sıfat varsa bot'tan sonra entten sonra da sıfat alması yaygın bir kullanım biçimidir. Her zaman böyle olmak zorunda değil ama çok büyük bir oranda bu sıklıkta karşımıza çıkıyorlar. As, as kadar anlamını verir. Eşitlik anlatır. Ortaya sıfat, zarf ve many, little, few gibi ifa, e, e, ifadeler alır ki bunlar da miktar ifadeleri. Ve sonuncusu da such that. Such that, so that'in kardeşidir arkadaşlar. Such that, no, öyle nokta nokta ki... Şöyle oldu derken işimize yarar. Farkı ise C şıkkındaki sodetten saçla detin arasında önemli olan sıfatın olması değil, ismin olmasıdır. Yani such a person that öyle bir insan ki you can rely on him ona güvenebilirsiniz cümlesinde olduğu gibi. O zaman doğru cevap olarak sodeti alıyoruz. Öyle hızlı bir şekilde nesli tükeniyor ki yetişemiyor. İki tane de güzel phrasal verb vardı. Die out, nesli tükenmek, yok olmak. E eş anlamları become extinct, go extinct, vanish, disappear, yok olmak, ortadan kaybolmak, nesli tükenmek. Ve keep up phrasal verb'i var. Keep up ya da keep up with yakalamak, yetişmek, ayak uydurmak demektir. Keep pace with ve catch up with de bunun eşidir arkadaşlar.